Şimdi 15 Temmuz gecesi Aziz Türk Milleti bir kahramanın destanı yazdı. Karadeniz'e ile bu darbe girişimin karşısında ilk geceden itibaren devletimizin vekası, ülkemizin geleceği için Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında yer alarak dik bir duruş göstermiştir. Bu darbe girişimi başarılı olsaydı, bizler 29 Ekim 1923'te kurulmuş Cumhuriyetimizin 93. yılına kutlayabilirdik. Sürekli askeri darbelerde kesintiye uğrayan bir cumhuriyet. Eğer bu darbe girişimi başarılı olsaydı, bugün bu toplantıyı yapabilir miydik? Bütçe konuşabilir miydik? Yatırımlarımızı konuşabilir miydik? Geleceğimize dair planlar yapabilir miydik? Darbelere karşı olan Yüce Türk Milleti, darbe yapmak isteyenlerin karşısında durarak ve tekrar acı ve pişmanlıklar yaşamamak için sokaklara çıktı, canın pahasına darbeye ayrıldı. O gece 241 şehidimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. 2.341 gazimiz oldu. Onlara da şifalar diliyorum. Onlardan da Allah razı olsun. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren Karadeniz Zereyli sokaklara döküldü. Ve 27 gün boyunca sokaklarda, anıt önünde demokrasi medyaları tuttu. Siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, engellilerimiz, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, kısacası zenginimiz, fakirimiz, işçimiz, işverenimiz, amirimiz, memurumuz, hatta yurt dışından gelen mülkiyetçilerimiz milletimizle beraber anıt önünde birlikte beraber oldu. Fakat kapısında Erdemir, Fatih Gümüşlü Zorlu demirçin tesisleri yazanları göremedik. Onlar yok da bunun bir ihmal olduğunu, bir özel sektör yaklaşımı olduğunu düşünmek saflık olur. Çünkü ticaret odası iş adamlarımız, esnafımız orada. Her birinin yaklaşımını anlamak, akıl, mantık ve duygular yetersiz kalmaktadır. Yoksa geldiler de ben mi görmedim veya bizler mi görmedim? Sizlerin veya esnafımızın, iş adamlarımızın yaptıklarından biz de yapmak istiyoruz dediler de bizler mi hayır? Fakir Güçlü Zorlu, sizlerin de bildiği gibi 16 Eylül 1961'de asılarak idam yaşamının son bölümü. Bu yüzden bu ismi kapısında taşıyanlar bu durumlara tahmin oldular ve gereğini yapmadılar. Herhalde Fatih Güçlü Zorlu'nun kemikleri sızlamıştır. Biz de Erdemir Ereğli'ye yüzünü dönmeli dedik. Bunu ne zaman dedik? 2-3 hafta maçlarımızı Erdemir stadında oynayalım dedik. Fakat neden bunları aradık? Daha sonra da 23 maddelik bir protokol ve teminat mektubu isteyerek bu sahayı elde ettik. Fakat biz futbol takımımız alanında oynamak zorunda kaldı. Üniversite öğrencilerimiz diploma almak istediler. Fakat bizim almakta bilgilerine su getirdiler. Hani bizde bir ulan vardır. Nasihat istersen
tembele iş bulur derler. Eğer sıkıntı yaşamak, stres yaşamak, bir işin nasıl aylarca çözümsüz kalmasını istiyorsanız, erkeninde masaya oturup erkeninde görüşmeler yapın. Tabii görüşebilirsiniz. Benim başkan yardımcılarım, genel bir yardımcılarını arıyorum. Ama nedense her zaman toplantı ya da İstanbul gelince görüşürüz. Ondan Ereğli Başkan Yardımcıları olduğunu hatırlatmak isterim. Ereğli Halkı'nın Başkan Yardımcıları. Erdem'in yönetimi tepeden bakmayı artık bırakması lazım. Onların gelen müdür yardımcıları nasıl 9 aylıkta, nasıl onlar da öldüğü zaman Erdem'le ilgiliyorlarsa, nasıl onlar da 2 metrelik toprak kaplıyorlarsa, unutmasınlar ki bizler de aynı seviyedeyiz. Bunu özellikle bahsetmek ve altını çizmek istiyorum. Unutulmamalı ki, Türkiye Cumhuriyeti varsa Erdem'in var. Ve Ereğli varsa Erdem'in var. Hani onların dediği gibi, Erdem'in bahsedelim var, böyle aşağıdaki tarzda konuşmalarını tasvir ediyoruz. Ve altını çizerek söylemek istediğim bir cümle var. Erdem'in Ereğli'yi büyütmedi. Tam tersine Ereğli Erdem'i büyüttü. Bizim mühendisimiz, bizim işçi kardeşlerimiz, bizim evlatlarımız Erdem'i büyüttü. Ve Erdem'i göz bebeği yaptılar. Erdem'in işçilerine, çalışanlara teşekkür ederken son zamanlarda İşçinin geldiği durumda biliyorum, sözleşmeye gelinen noktayı da çok iyi biliyorum. Olumsuz bir durum karşısında bizler işçinin yanında yer alacağımızı bilinmesini isterim. Şimdi biraz da Ereğli'nin tarihsel gelişimi. Milattan önce 2500 yıllarına kadar dayanır. Bu bölge hiçbir zaman kutuplukla karşılaşmamış ve kendi kendine yetebilen bir kimliğe sahip olmuş. Yani sizlerden Erdem'den önce var. Unutmayın, bizim varlık sebebimiz siz değilsiniz. Siz olmayacaksınız ama Ereğli bugün olduğu gibi gelecekte de var olacak. Çünkü Karadeniz Ereğli en güzel yerleşim yerlerinden biri. Tarihte bize bunu gösteriyor. Şimdi biraz kafaları karıştırmak için sorular soruyorum. Şimdi soruyorum bana. Toprak mı getirdiniz? Su mu getirdiniz? Denizi mi getirdiniz? Kömür mü getirdiniz? Yoksa bunlar olduğu için mi geldiniz? Havayı, bulutları mı getirdiniz? Ama bizleri bunlarla tanıştırdınız. Sizlerin sayesinde bazı şeyleri öğrendik. Asit yağmurunun ne olduğunu öğrendik. Sabah kalktığımızda arabanın üzerinde tozların olduğunu öğrendim. Ve araba yıkayıcılarının yollarını öğrendim. Balkonlarımıza çamaşır asmamayı öğrendik. Camlarımızı açık bırakmamayı öğrendik. Balkonlarımızı camla kapatmayı ve madenci hastalıkları öğrendik. Şimdi Gülüç Irmağı'nı hepiniz çok biliyorsunuz. Taştığı zaman, göreve geldiği zaman taşmıştı.
topçalı, hamzılaklı ve büyücü su altında. Dere yatağı o kadar gelişmiş ki iki tane mahallenin yerleşim alanı tamamen sular altında. Dere yatağını genişletiyorsunuz. 199 bin metre kare istinli alanı çıkıyor. Ve bunlara Erdem'de bir ses yok. Gülüç Irmağı'nın denize açıldığı yeri hepiniz biliyorsunuz. Bir tarafında tersaneciler, bir tarafında Erdem'in curuf dökme alanı. Sizler de basında çıkan fotoğraflardan da bildiğiniz gibi tersanenin o tarafından suya ayaklarınızı ıslanmadan, paçanızı sıvayarak karşıdan karşıya geçebileceğiniz seviyeye geliyor. Şimdi bunun nasıl güç, ırmağı olduğunu ben merak ediyorum. Kabasakan Deresi göreve geldiğimizden beri sıkıntılı. Sen de taştığı zaman tam iki ay zıraptamız, temizmişlerimiz, İtfaiyemiz, bizler iki ay dereyi ve derecesi personelinin %50'siyle iki ay buralardan çıkardık. Peki, niçin çıkamadık? Kapaklar kapandı veya bu devirde bir metre, bir iki metrelik geçilmesi gereken köprünün altında iki tane dikey direkler olduğu için. Ben soruyorum, fabrikayı bu kadar düşündünüz zaman Ereğli'de yaşayan insanları da düşünmenizi isteriz. Gülüç Irmağı kenarında 9 dönümlük yerimiz var. Oraya ceza yazdı. Orası bizim ve o cezayı da ödeyeceksiniz. O ne, kimler izin alıp da döktünüz diye sormak istiyorum. Erdem'in 3 aylık yıldır kârlar açıldı. Ben kâra bakmıyorum. Ben Ereğli'ye neler kazandığınıza, hangi eserlere imza attığınıza bakıyorum, göreve geldiğinizden beri. 2,5 yıldır görevdeyim. Ben bir yerde hiçbir şey görmedim, bir eser görmedim. Acaba okul mu yaptırdılar da görmedim, cami köprü mü yaptırdılar da biz görmedik. Fakat sağ olsunlar bizim hayırsever, eğitimsever iş adamlarımız okullar yaptırıyorlar. Örneğin Çınar, örneğin Tatlı Metal, örneğin rahmetliyiz, burada rahmetle de anıyor hikayelerini. Örneğin Kalbi Yılmazlar, örneğin Durdanımızda, bu tip hayırseverlerimiz bizim var. Biz de okulda camide yaptığımız hiç merak etmesin. 15 Temmuz'a kadar görev süre boyunca görmedim. 15 Temmuz'da da sonrasında da hiç görmedim. Ama bir şey gördüm. Protokollerdeki imzalarında gördüm. Ama öğrendiğim kadar o imzalar havalarda atılmış. Evet, biz de imza atacağız ama yerde, ayakta ama yerlerimiz, ayaklarımız yere basarak imza atacağız. Şimdi onlara sormak istiyorum. Eskileri aldattınız mı? Yoksa onlar aldanmak mı istediler? Ama şunu desinler ki, bizler aldanmayacağız. Hani deriz ya, çok sevdiğimiz bir an, bıçak kemiğe dayandı deriz ya, bıçak artık kemiğin içinde, ve canımız yoruyor.
Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bir neslin geleceğini bir önceki nesilden tarif eder. Bizler bu meclis gelecek nesiller için de yola çıkıyor. Kendimizi de, kentimizi de bizden yöneteceğiz dedi. Bu şehri torunlarımızda emanet aldık dedi. Ve bu şehri geleceğe hazırlamaya da varız, hazırlıklıyız. Bu konuda da her şeyi, gereken her şeyi yapacağız. Şimdi çözüm noktası. Eğer beraber yaşamak zorunda ise, beraber yaşamak kaderimizdir. Taleplerimiz var ve bu taleplerimizden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. İngiltere Magna Carta'sı var. Hani büyük anlaşma, büyük seyreti var. Bizlerin de talepleri olacak. Belediye başkanının, milletvekillerinin, siyasi partilerin, ticaret odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarlarımızın, sendikamızın, basınımızın, kısacası Ereğli'de ve Alaplı'da yaşayan 200 bin nüfusun belirleyeceği talepleri içeren bir